geldiğine şeylere doğru göndermiştir. Dolayısıyla... Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, yem sanayisinde kullanılan mısır ve soya hariç Türkiye'de GDO'lu hiçbir ürünün üretilmesinin söz konusu olmayacağını hatırlattı. Çelik, ekmekte GDO iddialarına ilişkin olarak da Adana'da ekmekte herhangi bir GDO tespit edilmediğini kaydetti. Adana'da yapılan bir medya organında çıkan yayın neticesinde şunu ifade edeyim. Gerek bütün fırınlardan, birçok fırından aldığımız örnekler, ki daha önce de sürekli aldığımız örneklerdir. Fırınlardan ekmek örneklerini aldık. Ayrıca katkı maddeleri üreten firmalardan da örnekleri aldık. Ve 2-3 günlük bu süre içerisinde yaptığımız tahliller, analizler neticesinde çıkan neticeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Adana'da ekmekte herhangi bir GDO tespit edilmemiştir. Çok net söylüyorum. Hem geçmişteki incelemelerimiz hem son olaydan, yayından sonraki katkı maddesiyle ilgili incelemelerimizde ekmekte kesinlikle ne dün ne de bugün GDO diye bir şey tespit edilmemiştir. Söz konusu değildir. Bunu özellikle ifade ediyorum. Peki katkı maddesi üreten 5 firma var. O 5 firma ile ilgili de incelemeyi yaptık. 4 firmada GDO tespiti söz konusu değil. Katkı maddesi üretmek serbest. Ama GDO'suz olmak kaydıyla. Katkı maddesi üretebilirsiniz ama GDO'lu olmayacak. Bu çerçevede yaptığımız son incelemede ise 5 firmanın 4'ünde GDO'ya rastlanmamıştır. Yalnız bahse konu bir firma ile ilgili olarak GDO tespiti yapılmıştır ve gerekli adli işlemlerde bu konuda soruşturması başlamış bulunmaktadır. Bakan Çelik, Türkiye genelinde gıda güvenliğine ilişkin sıkı bir denetim mekanizması yürüttüklerini söyledi. Denetimlerimiz bu konuyla ilgili çok yoğun bir şekilde devam ediyor. 6600 personelimizle, teknik personelimizle Türkiye genelinde yaygın bir şekilde gıda güvenliği açısından, gıda arzı son derece önemli ama arz edilen gıdanın güvenliği çok daha önemli. Çünkü soframıza bulunan gıdaların güven içerisinde tüketilmesi gerekiyor. İşte bu anlayış çerçevesinde 6600 personelimiz bir yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon denetim gerçekleştiriyoruz gıdalarla ilgili olarak. 2016 yılında 1 milyonun üzerinde genel bir denetim yapmışız. Gıda güvenliği ile ilgili genel denetim. Bu denetimlerin neticesinde 15.500 uygunsuzluk. Bak tekrar ediyorum. 1 milyon denetimin içerisinde 15.500 uygunsuzluk. Gene öyle ilgili değil bu. Uygunsuzluk tespit edilmiş. Ve gerekli işlemler yapılmış. O firmalarla, o üretim kesimleriyle ilgili olarak. GDO ile ilgili ise 2 denetim gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi iç piyasada yapılan denetim. Biri de ithal ürünlerle ilgili yapılan denetim. İç piyasada bir yıl içerisinde yaptığımız denetim 660'tır. Hani çok abartılı konuşuluyor. Yani bunu yapmayalım, doğru değil. Yapılan tüm denetimlerde 7 üründe iç piyasadaki denetimlerde GDO tespiti gerçekleşmiştir. 7. Dolayısıyla bunlarla ilgili de adli işlemler az önce bahsettiğim çerçevede sürdürüldüğünü belirtmek istiyorum. Yurt içine girmeden bu denetimi gerçekleştiriyoruz. Ve yaptığımız denetim bir yıl içerisinde 11.626 denetim yapmışız. İthal ürünlerle ilgili olarak. Ve bu 11.626 denetimde 105 GDO'lu ürüne veya partiye ulaşılmış. 105 ürün olduğu tespit edilmiş. Ve bunlar yurt içine sokulmadan geldiği menşelere doğru göndermiştir. Dolayısıyla çok sıkı bir denetimin olduğunu vurgulamak için bunları söylüyorum. Kesinlikle vatandaşlarımız bu konuda rahat ve emin olsunlar.